Merhabalar Eurostar TV Başarı Saati programı izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Denizli Çivril'deyiz. Yine sektöründe öncü firmalardan birinin yanındayız. Nerede kaldı uygulaması hayatımıza giriş yapmış bulunuyor ve işletme sahibimiz sayesinde merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hüsam Bey, sizleri tanımak istiyorum ama öncesinde sektörle tanışma hikayenizi de merak ediyoruz. Öncelikle biz bu işe ilk girmeden önce mevcutta var olan işletmemiz sayesinde bu işe giriş yaptık. Restoran sektöründeyiz normalde. 17 senedir aşçılık yapıyorum ben. Yaklaşık 2 yıldır da kendi işletmemin sahibiyim. Nasıl daha faydalı olabiliriz? Nasıl daha iyi bir insanların gerek buradaki eksikliklerini giderebiliriz? Ve burada bir açığı bulmamız gerekiyordu bizim. Yani evet. İnsanlara fayda sağlamak adına olsun, gerekse farklı bir hizmet sunabilmek adına olsun bir değişikliğe ihtiyacımız vardı. Bu şekilde nerede kaldığı getirme kararı aldık. Zaten kendi kurmuş olduğumuz bir marka, kendi tarafımızdan isim olarak patentli, logo ve diğer konularda da patentlerimizi aldık. Yani bizim buradaki temel hedefimiz insanlara en iyi hizmeti verebilmek, en iyi şekilde hizmet sunabilmek ve faydalı olabilmek. Harikasınız. Burada çok uzun zamandır aslında hizmet sektöründeyiz. Evet. O yüzden de karşı tarafın dilinden anlıyoruz diyebiliriz. Evet, deneyimimiz bu yöne teşvik ettik ve hızlıca ilerliyorsunuz sektörde. Devamınızı da diliyorum başarılarınızın. İnşallah. Peki verdiğimiz hizmeti faydalarını anlatalım. Şimdi verdiğimiz hizmetin faydaları şu şekilde. Gerek yağmurlu havalarda olsun, gerekse zor koşullarda olsun. Biz çünkü bütün merkez ve ilçe mahallelerine de servis sağlıyoruz. Yani şimdi şöyle düşünün. Siz evinizdesiniz. Çocuğunuz var. Eşiniz de işte çalışıyor. Acil evinizde gerek çocuğunuzun maması bitti, gerek bezi bitti veyahut da herhangi bir eksiğiniz var. Bunu getirmeniz gerekiyor. Ama günümüz şartlarında herkesin arabası var veya yok ya da o an çocuğu bırakıp gidemeyeceği için birilerine ihtiyaç duyuyor. Evet. Bu durumda devreye biz giriyoruz. Ki günümüzde en büyük sıkıntımız yaşlı insanlarımız. Yaşlı insanlarımız hiçbir şekilde ihtiyaçlarını kimseye aldıramıyorlar. Aldırabilmek için çevresindeki konu, komşu ve akraba tabiriyle bulunduğumuz insanlara gidiyorlar. Yardım evet. istiyorlar. Ama bu konuda her zaman herkes yardımcı olmak istemiyor. Çünkü artık eskisi gibi değil bazı şeyler. Bu konuda işte insanların yardımına biz koşuyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi, yaşlı insanlar veya evde çocuk bakmakla yükümlü olan annelerimiz, ailelerimiz. Yani bu tip durumlarda en çok bize ihtiyaç duyuluyor. Uygulamamız var. Uygulamayı indirdikten sonra istediğiniz her çeşit ürünü kendi ürün gamımızdan, depolarımızdan ya da mahallenizde bulunan fırından, manavdan, kasaptan biz sağlıyoruz. Evet. Bizzat evinize kadar geliyoruz değil mi? Tabii ki. Ya, mevcut mesela depomuz var. İster depomuzdaki ürünleri getirebiliyoruz. İsterseniz de sizin çarşıda istediğiniz bir esnaf varsa kasabı, balıkçısı, tavukçusu, manavı dilediğiniz her yerden her marka ürünü kapınıza kadar getiriyoruz. Peki kaliteli bir hizmet vermek amacımız dediniz. Bunun için nelere dikkat ediyorsunuz? Ya bunun için nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle sizin dilediğiniz, istediğiniz markaları getiriyoruz ve en önemli prensibimiz her daim güler yüzlü. Gittiğimiz zaman insanlara bir nebze olsun mutluluk verebilmek için uğraşıyoruz. Harikasınız. Ürünlerimizin yanı sıra ekibimizin de arkasındayız. Kesinlikle. Bu süreçte ilk Çivril'de başladık. Evet. Hızla da yükseliyoruz dediniz. Var mı hedefler? Hedefimiz tabii ki var. Yıl sonunda Allah nasip ederse bütün Türkiye geneline yayılmak gibi hedefimiz var. Öncelik olarak 3 büyük şehre yayılmak istiyoruz. Ya bunun için de yapmamız gereken zaten uygulamamız mevcut olduğu için sadece depo tutmak ve motor sayısını arttırmak olacak bu konuda. Yani en kısa sürede yaklaşık bir 3-4 ay gibi bir sürede 3-4 tane farklı büyük şehirde faaliyet göstermek istiyoruz. Peki Hüsam Bey, şunu da merak ediyoruz. Artık yeni teknolojiyle bu tarz çalışmalar büyüdü. Rekabet de artıyor tabii ki. Biliyorsunuz farklı sektörler de var. Sizi bunlardan ayıran etken ne olabilir? Neden tercih ediliyoruz? Bizim öncelikle etkenimiz şu. İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıları baz alırsak şu an minimum fiyatla ilerliyoruz. Yani minimum fiyat nedir? En düşük seviyede yani insanlara en çok ulaşabilmemiz, en faydalı hale gelebilmemiz için fiyatları minimumda tutuyoruz. Çünkü burada şöyle bir şey var. Yani kazan kazan taktiğini uyguluyoruz biz burada. Yani bu nedir? İnsanlara kazandırıyoruz, biz de kazanıyoruz. Yani normal almamız gereken tutarın minimumunu alıyoruz. Yani bizi zora sokmayacak, maliyetlerimizi kurtaracak şekilde minimumda tutuyoruz. Bu şekilde insanlara da fayda sağlıyoruz. Bu yani, şekilde kar marjını düşük tutarak aslında seçeneği de arttırmış evet, oluyoruz. Evet, kesinlikle. Karşı tarafa da bir fayda sağlıyoruz. Kesinlikle. Harikasınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür Peki ederim. Buradan meraklı izleyicilerimiz olacaktır elbette ki. Onlara sektörde bilir kişi olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle şunu söyleyebilirim. Yani bu sektörde öncelikle hizmet sektöründeyiz. Hizmet sektörü her daim var olacak bir sektördür. Yani hiçbir zaman bitmeyecek. İnsan var olduğu sürece hizmet sektörü de her daim var olmaya devam
devam edecektir. Hı. Ki biz rahatına düşkün insanlarız. Özellikle hani Türk toplumu rahatını çok seviyor. Yani düşünsenize şimdi hava yağmurlu, yağışlı. Böyle bir havada yani dışarı kimse çıkmak istemez. Veya hava çok sıcak diyelim. Yani bu sıcakta kimse araç kullanmak istemez. Ya da diyelim ki iş yerindesiniz. Bir misafiriniz geldi. Veya eşinizin veya sevdiğiniz bir insanın doğum günü o an aklınıza geldi veya o an öğrendiniz. Bu tip durumlarda biz devreye giriyoruz. Ki insanların en çok sevdiği an da bu an. Çünkü düşünsenize erkek arkadaşınızın bugün doğum günü ama aklınızdan çıkmış. Hayat telaşası, koşturmaca. O an unuttum diyemezsiniz. Ne yapacaksınız? Otomatikman biz devreye gireceğiz. Hiçbir sıkıntı yokmuş gibi sürprizinizi yapacaksınız. Kısa sürede hızlı bir etki sağlıyoruz. Aynen. Bu yüzden de tercih edilmeye devam ediyoruz. Yani siz nerede kaldı demeden biz kapınızdayız. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum Hüseyin Bey. Çok uzun yıllardır aşçılık yapıyorsunuz. Evet. Mutfak tecrübeleriniz de dünyayı aşmış durumda. Bu durumda uygulamamızda da yine mağazamız bulunuyor. Burada da yemeklerini tercih edebiliyorlar. Sıcak bir şekilde gönderim sağlıyorsunuz. Tabii ki uygulamamızda yemek, çiçek, kasap, yani balık, tavuk, temel gıdalar, atıştırmalıklar, cinsel sağlık ürünleri, hijyen malzemeleri, temizlik malzemeleri, aklınıza gelebilecek bin bir çeşit ürünle hizmet vermekteyiz. Bunun yanı sıra da şöyle de bir şeyimiz var. Yani bütün bu uygulamadakilerin yanı sıra isteyen insanlarımız yani uygulamadan ziyade telefonla arayarak da istediği marketten, istediği mağazadan istediği ürüne ulaşabiliyor. Yani uygulamada bulunmayan ürünlere dahi her yerden erişebiliyoruz. Yani binlerce çeşit ürünle burada hizmet vermekteyiz. Her geçen günde artıyor bu ürün gamımız. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz bize kattıklarınızdan dolayı. Buradan meraklı izleyicilerimize son sözleriniz nelerdir? Umarım en kısa sürede Türkiye'nin bütün illerinde, bütün misafirlerimize, bütün insanlarımızla buluşmayı istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sektörde uzun yıllar varlığınızı korumak dileğiyle. Evet, Eurostar TV izleyicileri Hüsam Bey ile şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.